cepte şehit olan e, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlarımıza acil şifalar diliyorum. E, Türk Rus ilişkilerine tabii biraz değişik perspektif deyince, ben her zaman biraz daha tarihçi olarak da geriden başlatmayı yani daha kolay konu iyi anlaşılsın diye biraz daha geniş çerçeveden başlatmayı seviyorum hep. E, burada e, şeyi çıkartmıştık Osmanlılarla Ruslar arasında yani Türklerle Ruslar arasındaki Tarih boyunca savaşlar. 18 tane deniyor. Bunun 13'ü büyük. Bunların tarihlerini çıkarttım ve yani 57 yıl savaşlarda geçmiş son 240 yılın ve ortalama 18 yılda bir savaşılmış. Şu 1736-1739 özellikle kırmızı işareti koydum. O da yani bizim orada kazandığımız son savaş. Yani geç Avusturya, Avusturya Macaristan'la birlikte kazanmış Ruslara karşı. Bu savaşların 18 savaşın 11'inden Ruslar galip gelmiştir. Yine son işte 300 yıldır hani Rusya ile ilişkilere esas olsun diye diyorum. Türklerden Ruslara bir saldırı yoktur. Yani hep Rusların saldırısıdır. Burada Rus meslektaşlarımız da var. Ben ona söyledim. Bugün biraz dedim Ruslar hakkında sert konuşacağım. Daha iyi anlasın diye. Böyle yaptığınız zaman ilişkiler daha sağlam gelişir. Şimdi ilk Türk-Rus ittifakı var yani. Sadece hep savaşmamışız. Zaman zaman da ittifak yapmış. Birkaç tane ittifak var. Özellikle Fransızlara karşı ittifak var. Bir önceki savaşta, hani Ruslara karşı savaşta da şunu da belirteyim. Fransızlar ve İngilizler kışkırtmıştır o en son kazandığımız savaş, savaş, savaşta. Ruslarla savaşın diye İstanbul'daki Rus veya düzeltiyorum Fransız ve İngiliz Büyükelçisi ısrar etmiştir. O da vardır yani. O da bir yerde kalsın aklımızın. Böyle bir şey de var. Dışarıdakilerin kışkırtması da olabiliyor. Asıl sorun ne diye e, düşünürsek yani asıl çözmemiz gereken sorun güven sorunu. Yani biz Ruslara güvenemiyoruz. O gün arkadaşımız gelmişti. Görüştük. Onlar da diyor biz Türklere güvenemiyoruz falan. Ama biz saldırmadık 300 yıldır. Yani son 300 yıldır Rusya'ya karşı bir şeyimiz yok. Güvenebilirsiniz bize. Ama biz de Rusya'ya güvenmek istiyoruz. E, daha sonra tabii ki bu dış etkiler nedeniyle bir denge kurulmaya çalıştı. Yani İngilizler Güney Hindistan'a giden yolları emniyet almak istiyorlardı. Onun için Rus-Türk dengesini kullandılar. Birbirlerine karşı savaştırıp iki tarafı da yıprattılar. Ve sonuçta da Rusya çöktü. Başarılı oldu diyebiliriz onlar açısından. Milli mücadelede bir Rus desteğini gördük. Yani gördüğümüz zaman da söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz Rusların desteğini gördüğümüz Soğuk savaş döneminde yine Ruslar bir hata yapıyor. Bunu Haydar Ali bir toplantısı, bir gazeteciye anlatmış. Onun anılarında vardı. Sanırım bir kitapta da yazmış o. Yani diyor ki işte 1950'li yıllarda Türkiye'ye karşı bir hata yaptık. Yani Türkiye'yi biz kaybettik gibi. Bu kaybetmesi tabii Ruslar için çok pahalıya mal olmuştur. İşte burada da şeyi çizmeye çalıştım. Böyle kabaca bir Türk-Rus ilişkilerinin seyrini çizmeye çalıştım. Ve 2016 yılına geldiğimiz zaman işte bu uçak şeyi arkasından iki devlet başkanının üst düzeyde siyasi olarak kararlılıklarını ifade etmesi, bir anda sadece kendi bölgemizde değil dünyadaki dengeyi değiştirdi. Yani ayrı olan Türklerin ve Rusların bir araya gelmesi sadece Orta Doğu'da değil Avrasya bölgesi içinde Batı'nın hiç arzu etmediği bir durumdur. Esastır. Türkler ve Rusların bir araya gelmeyecekler ki Batı galip Çıksın bu şeyden, istediklerini yapabilsin bu bölgede, amaçlarını gerçekleştirebilsin. Ama Türkler usta gelirse bütün dengeler, bütün hesapların yeniden yapılması gerekiyor. Çok farklı bir sonuçları ortaya çıkıyor. Ya bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman stratejinin farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Yani nihai başarı başka faktörlere bağlı. Yani her şeyi ben kazanayım yani arazi ele geçireyim olmaması gerekir. Yani Rusların yaptığı hatanın da ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda ben kazanıyorum, iyiyim. Nereye geldim? Suriye'ye geldim. Ee, i̇şte oradan geldim Libya'ya. Oradan da çıkacağım da, okyanuslara. Ya bu değildir. Yani buraya kadar gelir miydi Ruslar? Eğer Türkler, yani Türkiye tam karşı bir tavır almış olsaydı... Rusya buraya kadar gelebilir miydi sorusunun da veya neler ödeyerek gelirdi? Yani bu kadar rahat gelebilir miydi de ayrıca düşünmek de gerekir. Bu ortamdan yani Türklerin karşı çıkmamasından dolayı bir rahatlığı da Rusların söz konusuydu bugüne kadar. Ee, diplomasi kitabında Henry Kissinger işte orada bir sözünden bahseder. Diyor ki Almanlar kazanırken Rusları, Ruslar kazanırken Almanlar destekleyelim deniyormuş burada Truman. Yani bu bu dengeyi, bu şeyi her zaman kullanıyorlar. Yani Ruslara kazandıkları hissini hep vermişlerdir tarih boyunca. Ama Rusya bir şey kazanamamıştır sonuçta. Yani kazandığını zannederken çok büyük gücünü harcamıştır. Gücü çok harcamıştır. Diplomasiyi çok iyi kullanamamıştır. Böyle bir uluslararası kamuoyunda böyle bir değerlendirme vardır. Ve şunu söyler, derler ki Rusların şanssızlığı bugüne kadar iyi bir Dışişleri Bakanı'nın gelmemesi Ruslara demiştir Kisincir. Doğru mudur bilmiyoruz. Yani ta, bu dünya diplomasi e, çevresinde tartışılan bir husustur. Ama işte biz 2016'dan sonra özellikle Lavrov veya e, Putin'in e, tavırlarında e, biz bunu dedi ki Rusya artık ilk defa çok akıllıca bir politika izlemeye başladı diye Türklerde de bir şey oluştur, oluştu yani bazılarında. Bazılarında karşı çıkıyordu. Hayır siz Ruslara güvenemezsiniz diye geçmişteki olaylara örnek vererek. Özellikle Batı da bunu işlemeye çalışıyordu. Yani Ruslara güvenmeyin şimdi böyle oluyor ama bunlar en kısa zamanda bu yaptığı projelerin başarısız olduğunu göreceksiniz şeklinde görüşler de vardı Batılı yayınlarda. Onun için ayrıntılar arasında kaybolmamak, barışçılık bir geleceği yakalamak adına, Stratejik düşünmek zorundayız. Sebep, sonuç, ilişkilerini kurmak zorundayız. Ben de bu kısa çerçeveyi bu amaçta burada çizdim. Ve e, derinliğine bir analiz yapabilmek için bunun ilk şartı bu görünen resmin arkasındaki, bu görünen resmin şaşırtıcı gör, görüntüsünün arkasındaki gerçek durumu görebilmek lazımdır. Bu bir yetenektir, bir strateji yeteneğidir. Bir görünen durum vardır, bir görünen durumun arkasındaki biz, bizim Türk-Rus ilişkilerinde bunu yakalamamız lazım. Yani kısa süreli bir başarı için, yani buna örnek, burada vereceğim örnek, Rusya'nın işte Suriye'deki bir başarı için Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini ötelemesi, bir tarafa atması Rusya'ya acaba uzun vadede kazandıracak mıdır yoksa burada kalacak mıdır? Bu ne yapılmaktadır, nasıl düşünülmektedir buna kısaca değineceğim. Rusya'da 2016'daki uçaktan sonra, uçak olayından sonra %63'ü Türklere güvenmediklerini ifade ediyordu. Tabii bizdeki basın kadar, batı basını kadar Rusya'daki basın da çok güçlü. Arkadaşımız bu olaydan sonra, en son olaydan sonra işte Türklere yönelik, Türkler Suriye'de terör örgütlerini destekliyor diye yayınların yayınlandığını, çok kuvvetli bir yayın olduğunu, özellikle Yahudilerin Rusya'da çok etkin olduğunu, bunların medyada da etkin olduğunu Orada da Türkiye aleyhine bu tür şeyler yaptığını göstermişti. 160, 63 gerçek bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkler o tek olaya bağlı bir şeydir. Yani o andaki yoğunlaşmanın bir sonucudur. Ben Türk ve Rus halklarında bu kadar bir dost olmayan şey olduğunu belki şimdi yapışsa bu oran belki de yüzde 30'ların altına düşecektir. Bilemiyorum. Tahminim yüzde 60 şu anda Türkiye'ye. eğer Bu gördüğümüz bu sevimli Ruslar, bu sevimli Ruslar işte geliyorlar tatile geliyorlar görüyorlar bizi burada konuşuyor. Yüzde altmış çıkıyorsa işimiz bitmiş demektir. Yani çok yanlış bir şey. Evet. <laughs> Verin. En güzel fikirler tartışmakla evet. ortaya çıkar. Peki bu güven sorunu nasıl aşılacak? Yani biz bir araya geldik iki lider, mutabakat yaptı, Soçi dedik, Astana dedik, umutlar doğdu. İlk defa dedik tarihte böyle karşı karşıya gelmiş iki ülke. Avrasya'yı, Avrasya'da da çok olumlu etkileri gözükecek, bölgede de gözükecek, bölgeye huzur güven gelecek. Böyle bir şey vardı. Oldu mu? Olamadı. Bu Rusya'yla, Ruslarla aramızda, sadece Ruslarla değil, Avrasya'nın genel bir sorunu olduğunu söylüyorum. Bir güven sorunu var. Yani söz verdiğiniz zaman bunu yaparsınız. Ben şunu yapacağım, yaparsınız. Yapmazsanız gider. Belli bir süre sonra kaybetmeye başlarsınız. Kısa vadede kazanırsınız. Ama uzun vadede kaybedersiniz. Biz Ruslarla nerede i̇şte bir ilgi alanlarından bir tanesi. Yani bir işbirliği yaptığımız alanlardan birisi Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bir yani işte ortak devriyeler dedik. Ne oldu? Başarılı oldu mu? Da aşağıda görüyor işte. YPG PKK'lı teröristler saldırdı. 4 Şubat 2020 daha bu ay. Yani yeni. Saldırdı. Daha önce de saldırdı mı? Saldırdı. Çocuklara saldırıyor, kadınlara saldırıyor. Rusya önleyebildi mi? Önleyemedi. Yani ne oldu? Rusya'nın imajı ne oldu burada? Rusya demek ki etkin değil bir, yani bir devlet diyoruz oraya geldi. Siz bir işe gönüllü oluyorsunuz diyoruz ki ben bu burada güvenli bir bölge oluştururum ama oluşturamıyorsunuz. Yani oluşturamadı Rusya. Daha sonra Libya ile ilgili konuya geliyoruz. Hafter kaçtı. <laughs> Hafter saldırına devam ediyor. Ateşkesi bozdu falan. E Rusya burada Hafter üzerine bir gücü oldu mu? O da olmadı. E sonra en son geldik İdlib'e. Buradaki saldırıda son iki yılda iki günde diyor 40 bin sivil daha Türkiye sınırına gitti. O da 4 Şubat'taki bir yazı. Aralık. 4 Aralık'ta evet. Hayır. 0 2 olacak. Ben e, biraz hızlı yazdım. Gereken şey <laughs> yani yeni bir şey yani. <laughs> Son iki ay aralıktan bu yana yani 2019'un aralığından bu yana evet belki de bu devam edecek demek ki bu da yani bak burada da ileri görüştürük şey var. Yani İblidin yani gülüyoruz ama İblidin geldiği hale bakın. Yani burada Rus uçakları bombalıyor mu bombalamıyor mu? Şimdi Türk askerlerine e, saldırı, şehitlerimiz var. ABD hemen geldi. Ya bugüne kadar değildin de bugün niye geldin? ABD hemen dedi ki Türkiye'nin yanındayız. NATO müttefikimiz olarak dedi bir de. Türkiye'yi destekliyoruz. Yani kime karşı? Rusya'ya karşı destekliyoruz diye. Bugüne kadar yoktular. Yani yanımızdaysan YPG konusunda da yanımızda ol o zaman. Yani şimdiye kadar Amerika'nın hataları olmadı mı? Çok hatası oldu. Türkiye karşı karşıya geldi. İşte buradaki bölge biraz sonra e, burada komutanlarımız e, bunları daha iyi açıklayacaklar işte e, asıl sorun orada gözlem noktası sağdaki bir gözlem noktası falan tabirleri geçiyor. Gözlem noktası dediğinizde bir nokta işte bir tepenin üstüne getiriyorsunuz tankları topları koyuyorsunuz. İşte buradan e, M4 M5 görüyorsunuz şimdi bu M4 M5 e, şuradan geçiyor mu bilmiyorum şu tamam şurada. M5 var. M5 bütün şey boyunca geliyor. Yani ta Suriye sınırı boyunca güvenli bölgenin güneyinde Irak'a kadar gidiyor M5. Sonra Serakip var. Serakip önemli. Orada iki ayrılıyor. Birisi Laske liman şehrine gidiyor. Diğeri de Şam'a hatta Ürdün'e kadar gidiyor. Yani o yol çok önemli. O yol ikmali sağlıyor, bütünleşmeyi sağlıyor. Yani Halep'le Şam birleşiyor, Halep'le Laski birleşiyor. O açıdan önemli. O bölgeye girmeye çalışıyor. Şu taralı kısımlar yani bak Türkiye ile Rusya işte anlaştı. Orada gözlem noktaları oluştu. içine geçmesi gerekiyordu. içine girmeye başladılar. Önce iki noktamız kaldı. Şimdi dört tane diyorlar. Ee, ve diğerleri de zaten iç içe. Çok yakın noktalar. Burada girmeler söz konusu. Yani oradaki Soçi'deki mutabakat koşullarına uyulmadı. Bakınız Barış Pınarı'nda yok. Öbür tarafta yok. Burada da yok. Yani hiçbir şey yok. Türkiye aleyhine her şey Türkiye aleyhine gelişmeye başlıyor. Diplomatik e, gözlem komisyonu var orada bir tane. Ben şimdi batık medyasının bu olayı nasıl işlediğini de burada şey yapmak çalışıyorum. Ne, neler deniyor? Rusya bir şeyin içerisine sokulmaya çalışılıyor. Rusya ve Çin'in desteğini alan Esad halkını kaybetmeye devam ediyor. Rapordan aldım bunu komisyon raporundan. Şimdi zaten Suriye'nin derinliğe uzanan çok kötü bir katliam geçmişi var. Bulmaya çalıştım. Bir takım bazılarını şurada yazdım. Yani hiçbir sınır tanımayan evlerinden alıyor tanklarla, havanlarla, uçaklarla sivil halkın üzerine ateş eden 10 40 bin diyoruz, 30 bin diyoruz. Yani hiç acımasızca hiçbir acıma olmadan bir faaliyeti söz konusu. Dengesiz sınırsız bir katliam geçmişi var. Bir katliamdan bir ünü var. Kötü bir ünü var. Şimdi Rusya neden gelip de bu e, Esed rejimiyle bir arada olarak bunun geçmişine sahip olmak istiyor veya bu Rusya'yı nereye götürecektir? Bakınız. Bunlardan bazıları. Şimdi bu olaydan sonra Rusya ve İran İblit'te binlerce insanı öldürüyor. Katliamlara son verin. Bu şeyin tweet'inden Trump'ın. Rusya destekli Esed rejimi sivilleri katlediyor. Esed rejimine sivil AB'nin şeyi çağrısı. Suriye İnsan Hakları Ağ raporu var. 4 yıldır Suriye'de Rusya'nın ağır plançosu işte 6686 sivil öldü, 3 milyon evsiz, 3.3 milyon kişi yerlerinden edildi. 201 okul, 190 sağlık merkezi. Özellikle hepsini kaydediyor. Birleşmiş Milletler ne yapıyor orada? Katliamları önlemek için bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Sadece kaydediyorlar. Neden? Rusya bilmem ne işin içine girsin iyice yapsın. Bunlar kullanılmayacak mı? Bunlar ileride başlayacak kullanmaya. Çünkü ben Bosna'da kaldığım zaman onu gördüm. Milosevic'in de hiç seslerini çıkartmadılar 3-4 sene. Boş binlerce, on binlerce boşuna, yüz binlerce boşuna katletti orada. Hiç seslerini çıkartmadılar. Sonra 2000 yılına geldik. Hepsini teker teker kaydetmişler. Hepsini çıkarttılar. Önüne şey yaptılar. Orada da zaten mahkemeler devam ederken de Milosevic öldü. Aldılar yani. Hem de kendi halkı teslim etti. Yani buradaki şeyler çok önemlidir. Bu tür katliamlar. Dün bir tane film çıkmış meşhur bir film. İngilizlerin işte hava kuvvetleriyle ilgili bir birlikten bahsediyor orada. Diyor ki bu birlik diyor Dresden'de diyor Alman sivilleri öldürdüğü için diyor savaştan sonra diyor hiç kimse bu birliğin adına ağzına almadı hiç övmedi diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki. Kaç sene 70 sene geçmiş. Ya peki bu olaylar, bu kayıt altında olaylar olan alınan olaylar bir gün Rusya'nın karşısına çıkmayacak mı? Veya Esed rejiminin, Esed'in şey yapıp bunlar bekleniyor. Batı'nın zaten şeyi budur. Yani katliamlara seyirci kalır ama sonradan yargılamasını çok iyi yapar. Yani belli bir süre geçtikten sonra onu çok güzel kullanırlar. Yine Rus 4 yıldır Suriye'de diyor bu raporda 335 kez Rusya katliam gerçekleştirdiği Okullar, fırınlar, hastaneler hedefte. Rusya'nın imajı. Yani imaj neymiş? Zihinde oluşan bilişsel ve duygusal yaklaşım. Yani e, biz Rusya'nın kötü bir imajı olmasını Birleşmiş Milletler Esad'a sahip çıkan tek lider şeyi ama bütün bunlara rağmen yani biz İdlib'de olaylar oldu. Bu güven sorununu bir şekilde aşmak zorundayız Rusya'yla. Hem bizim faydamız var hem Rusya'nın faydası var. Bizden çok Rusya'nın ben bu konudan faydalanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki iş güvenliğe geldiği vakit belli bir yere kadar ekonomik ilişkilere dikkat alırsınız. Ama ülkenizin güvenliği ki bu Suriye'deki durum Bizim güvenliğimizle doğrudan ilgilidir. Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgilidir. Bıçak kemiğe dayanınca ne ekonomi düşünürsünüz ne başka şey düşünürsünüz. 20 milyar dolar mı 50 milyar olmasın. 12 milyar, 12 milyar 12 bin dolar gelirimiz olmasın şu anda 8 bin. 4 bin olsun ama güvenlikte olalım diye düşünürsünüz. Yani bunun da vazgeçeceğiniz bir sınır vardır. Bu sınırlar zorlanmaktadır. Yani buradaki Türk askerinin şehit edilmesi <laughs> ne demek yani? Neyi kanıtlamaya çalışıyorlar? Esed rejimi bunu kendi başına yapabilir mi? Bu cesareti nereden almaktadır? Bizim ortaya koymak istediğimiz budur. Yani Suriye üzerinde Rusya'nın bir etkisi var mıdır? Varsa Esed'in yapmış olduğu bu katliamları önlesin, ortak olmasın. Yoksa eğer zaten durmasına gerek yoktur orada. Böyle bir gücü yoksa, bir büyük devlet değilse, büyük devlet olmak farklı bir şeydir. Yani her şeyi düşünebilirsiniz. Milli menfaatleri düşünürsünüz. Ama Osmanlı'nın yaptığı gibi eğer milli menfaatlerinin yanına insani faktörü koymuyorsanız, bakın Osmanlı bunu yaptı, o bölgede güvenliği sağladı. Sağlayacağınız güvenlik uzun süreli olmayacaktır. Rusya'da kalamaz. Bu bölge zor bir bölgedir. Ne diyoruz daha önce? Adrianus, Roma'nın en büyük imparatoru, en fazla fetih yapan on imparatorundan birisi sayılıyor devletim. Adrianus gelmiştir buraya, gezmiştir Orta Doğu'yu o dönemde. Demiştik ya burayı silahlı güçle tutamazsınız. Rusya ne kadar durabilir burada? Buradaki insanlar karşı karşıya alınırsa ki zaten işte oradaki raporlarda işte Müslümanları katlediyoruzlar, Ruslar, geldi şöyle yapıyor, camileri yıkıyor falan. Bunlar bunların yayılması durumunda Rusya'nın bu imaj üretmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Rusya Devlet Başkanı'nın bir sene önce geçen yıl söylediği sözler vardı. Bu sözler insana umut veriyordu ve biz bu sözlerin gerçekleşmesini bekliyor Türkiye. Neydi? Ankara-Moskova ilişkileri sadece güçlü bir Avrasya için değil, aynı zamanda güçlü bir dünya için gereklidir. Gerekli midir? Biz de inanıyoruz, gereklidir. Ama bunun da gereğini yerine getirmek gerekir. İkincisi, gelişen bir Asya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Gelişmeler memnuniyet vericiydi. E işte bugüne kadar vericiydi ama bu söylediğim ustada memnuniyet verici bir gelişme görüyor muyuz? görmemiz mümkün değil. Rusya'nın Türkiye ile işbirliği bölgede stratejik bir boyuta ulaşabilirse güçlü bir Avrasya söz konusu demektir. Bu Orta Doğu'da istikrar demektir. Ne kadar güzel sözler. Katılmamamız mümkün müdür? Güvenli Avrasya dünyadaki yeni dengelerle uyumlu bir bakış açısıdır. Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarları ve işbirliği bölgenin daha da gelişmesini sağlayacaktır. Ve Avrasya oluşumunda Avrupa ile Asya arasındaki iletişimde Rusya ile Türkiye'nin işbirliğinin büyük katkısı olacaktır. Katılıyoruz ve Astana süreciyle yakınlaşan yakınlaşma ve işbirliği ruhu Rusya Devlet Başkanı'nın Putin'in Devlet Başkanı Putin'in ifadesinde belirttiği gibi Türkiye'nin hassasiyetlerini biliyoruz ve göz ardı etmeyeceğiz ifadesi vardı. Ben buna çok önem veriyorum, vermiştim. Biz Rusya'dan bunu bekliyoruz. Türkiye'nin Suriye'de bir hassasiyeti vardır. YPG PKK'ya karşı ve oradaki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması İttifak bölgesindeki çünkü biz 4 milyon mülteci barındırıyoruz. 2 milyona yakın mültecinin geleceği söyleniyor. Bir kısmı da gelmiştir. Bunlar çocuk, kadın dağlarda şu anda. Gidelim o zaman görelim mi çocuğunu oradaki dağlardaki soğuk buz gibi. Bir görsek acaba aynı şeyle insani duygularımız harekete geçmez mi? Kendi çocuklarımız orada olsa aynı şey ister miyiz? Her şey savaş mıdır? Her şey bir şey midir? Petrol müdür? Yani Amerika Beşik Devletleri Başkanı dedi ya petrol için biz oradayız diye. Petrolün bir kısmını alıyor parasını. Bir kısmına da oradaki YPG'li teröristlere para para vererek bu işi götürmeye çalışıyor masrafsız olarak. Yani o kadar insan ölürken neden dünya kamuoyu sesini çıkartmıyor? Bu kadar mı hissizde? işte Yeni dünya düzeni güvenliği sağlamakta sıkıntı çekmektedir. Sağlayamamakta da eski yani bu mevcut düzenin sağlamakta, güvenliği sağlamakta sorunları vardır. Yanlışları vardır. Bunların düzeltilmesi gerekir. Bizim Rusya'dan beklediğim, beklediğimiz budur. Dünyanın da beklediği budur. Yani siz aynı Amerika'nın yaptığını yapacaksanız bizim Rusya'ya niye ihtiyacımız olsun? Bizim Çin'e niye ihtiyacımız olsun? Aynı sistemi bir şekilde, farklı bir şekilde devam edecekseniz, insanlar acı çekmeye devam edecekçe. Çünkü mevcut sistem insanlara acı vermektedir, sıkıntı vermektedir. Bunları çözmemiz gerekmedi. Bu, bu ifadenin çok önemli olur ve gerçekleşmesini Türkiye olarak bekliyoruz. Güven sorununun aşılmasını bekliyoruz. Ve bizim aslında Türkiye Rusya olarak sorunlarla çözebile baş edebilecek bir kafa yapımız, bir aklımız mevcuttur. Ancak bunun için ortak, bütünün yaptığı gibi ortak hayaller oluşturmamız ve duygularımızın aklımızın önüne geçmemesi gerekiyor. Yani ortak hayaller oluşturmuş mu? Oluşturmuş Putin. Ama orada yine bir geliyor, işi duygusala bağlıyor. Her şey benim olsun düşüncesi, hep ben karlı çıkayım düşüncesi. Bu işte insanlara acı veriyor. Teşekkür ediyorum.